Efendim, yerel gündemde Ataşehir'de yaklaşık 2 aydır YouTube kanalımızda başta Deniz Bey olmak üzere imar sorunu gündeme getirdik. Bize göre Ataşehir'in en önemli sorunu imar dedik. Şu anda bulunduğumuz yer Ataşehir. Ataşehir ismini duyduğunuzda çok kulağa hoş gelen gökdelenlerin, büyük rezidansların olduğu bir yer. Ama bana göre, ben de bir Ataşehirli gazeteci ve burada yaşayan birisine göre, bence şu anda gerçek Ataşehir'deyiz. Neden? Çünkü Batı Ataşehir'e gittiğinizde oradaki binalara İstanbul'un başka bir yerinden gelip yaşayabilir. Bu en doğal hakkı. Ama Ataşehir'de doğmuş büyümüş bu topraklarda olan gerçek Ataşehir halkının içindeyiz. Ve buranın en önemli sorunu da imar sorunu. Ben sorumlu bir gazeteci olarak, Deniz Bey de hem benim program yorumcusu hem de bu bölgede bir siyasetçi olarak ama siyaset üstü olarak biz bu konuyu yaklaşık 2 aydır gündeme getiriyoruz. Gündeme getirdiğimiz konu da bugün dedi ki bu imar sorunu olduğu yerde. Hem burada şimdi değerli bu halkla beraber onların gerçek görüşlerini alacağız. Hem de Ataşehir'in nasıl bir imar sorunu var? Bunu gözlerinizin önüne sereceğiz. Deniz Bey, biz yaklaşık 2-2,5 aydır sizin ofisinizde, bizim ofisimizde, bizim üzerinden yayınlar yapıyorduk. Ve birçok kişi için, çünkü seçim bitti, birçok kişi için ya bu konu nedir diye belki merak ettiler. Niye bu konuyu bu kadar gündeme getiriyoruz diye merak ettiler. Ama aslında bugün buraya geldiğimizde gördük ki birazdan burada yaşayan değerli Ataşehirli halkla da konuşacağız. İmar sorunu şu anda bulduğumuz yer Ataşehir, evet. Ve görüntüler de evet. Gerçekten belki yıllar önce çözülmesi gerekiyordu ama devlette ve kurumlarda devamlılık esastır. Evet. Dolayısıyla biz de şu anda Ataşehir'in imar sorunu çözülmesi için buradayız. Önce neler söylemek istersiniz? Biz sizinle aylardır bu Ataşehir'in imar problemiyle ilgili konuşuyoruz zaten. Ofisimizde ya da yan yana gelerek rezidansımızda vesaire oturup konuşuyorduk. Bugün artık dedik ki bu sorunun gerçek muhatapları, gerçek yaşayanları, gerçek sahipleri, yani atalarından bu problemi miras alan insanlarla oturalım, konuşalım, gelelim, yan yana olalım. Hem de gösterelim nerelerde olduklarını, nerelerde yaşadıklarını. Bir kamyon geçtiği zaman binaların nasıl sallandığını, gece uyurken sabah acaba deprem olur da göçüğün altında mı kalırız diye nasıl korktuklarını bir gelelim kendilerine soralım istedik. Şimdi geçmiş dönemle bu dönem aslında aynı değil. Yani bundan bir 15-20 yıl önceki bu problem bugün aynı problem değil. Aslında bir yerde çözüme ulaşmış. Yani son rütuşuna nasıl atılması bekleniyor. Şimdi Şubat ayında biz bunu defalarca da söyledik. Şubat ayında zaten masaya konulmuş, planlar çıkartılmış. 18'lik ihalenin yapılması bekleniyor. O dönemde Battalı'yı gezdi. Bir ay sonra zaten görevde değilim. Bunu yapmak bana düşmez. Şaibeli bir ihaleye çıkmayayım dediği için yeni başkana bırakıyor ihaleyi. Yeni başkan da 7. ayındayız. Halen daha süreç uzuyor, bekliyor. Hala bekliyor. 7. ay. Şimdi depremin bir gününün ya da bir saatinin bile belli olmadığı bir dönemdeyiz. Şu anda olmayacağının bir garantisi yok. Şu an her an bile olabilir. Ya böyle bir dönemdeyken bu problem 7 ay uzamaz. Bu kadar bekletilmez. Çıkacağınız 18'lik plan, ihale, 18'lik ihale, bunun da maliyeti belli. Yani biz ilk konuştuğumuzda hatırlıyorsanız bize kasada para yok demişlerdi. 18'lik ihale için kasada para yok demişti belediye. Ardından hemen 100 günlük hizmetlerimiz diye billboardlara Ataşehir'in her yerine yazılar yazıldı ki ihalenin bedeli 1 milyon lira gibi bir bedel. Mahalle başı deyin o 1 milyon lirayı. Sizin billboardlara astırdığınız yazılar 5 milyon. Ardından parklarda konserler verelim dediniz. Sırf o konserleri vermeseniz zaten bir tane mahallenin daha imarını yapardınız. İhalesini yapardınız. Trabzon'du, Rize'ydi, Almanya'ydı. Festival gezeceğinize, hayırlı olsun ziyaretleri yapacağınıza oturup bununla ilgilenseydiniz. Şu arkamızda ve yanımızda olan insanın gerçek sorunlarını dile getirelim. Evet, en az bir mahallenin daha ihalesini bitirirdiniz. Biz o zaman teklif ettik. Ben açık teklif ettim belediyeye. Dedim ki paranız yoksa 1 milyon lirayı da çıkartamıyorsanız ben Deniz Finci olarak vereceğim belediyeye dedim bunun parasını. Yapın ihaleyi çıkartın dedim. Bitirin bu insanların çilesini. Yani atadan miras alınır mı ya imar sorunu? Babadan geçer mi bu imar sorunu insanlara? Yani bu kadar kalıtsal bir dert olur mu? Çoluk var, çocuk var. İnsanların çocukları var, çocukları. Artık çözüm şöyle. Geçen döneme göre Büyükşehir'de Cumhuriyet Halk Partisi azınlıkta olduğu için. Dolayısıyla artık her şey bir önce olması gerekiyor. Biz tabii. Sayın Başkan'la son yaptığımız bir röportajda İnönü Mahallesi ile ilgili kendilerinin çalışma yaptıklarını, İçeren köyde ihaleye çıkacakları söylediler. Ben şu soruyu sordum başkana. Şimdi burada tek tek sevgili halkımıza da soracağım.
sanırım aynı konudayız. Bir muhatap bekleniyor. Yani burada Sayın Başkan'ın gerekirse daha önceki dönemlerde olduğu gibi insanları karşısına alarak doğru evet. bilgilendirme. Evet. Yani biz şunu yapıyoruz, bunu yapmıyoruz gibi. Herhalde insanların buradaki en büyük problemi de yapılıyor, yapılacak yani doğru bir iletişim kurmak ve Sayın Onursal Adık üzerinde çok isterdik ki biz defalarca davet ettik. Burada yanımızda olsun, bizim belediye başkanımızdır. Sürecin ne olduğunu birinci ağızdan anlatsın. Şimdi bizim burada bu yayını yapacağımızı zaten belediye biliyor. Zaten biliyor. Ben eğer belediye başkanı olsam ya kendim gelirim, insanlara anlatırım ya da yetkili birisini gönderirim belediyeden, derim birinci ki arkadaşlar evet, bakın bunu konuşuyorsunuz ama biz şu süreçteyiz, bunu da bilin derim. Belediye bunu da demiyor. Zaten yıllardır bu insanlara seneye halloluyor, önümüzdeki ay halloluyor, 6 ay sonra halloluyor, yarın halloluyor diye 40 yıllık bir konu. Bakın burada önünde durduğumuz bina 79 yılında yapılmış. Şimdi onları tek tek göstereceğiz. Yani gerçekten... bu insanlar burada yaşama mahkum edilemez, edilmemeli. Ataşehir gibi bir yerde yaşıyorsunuz siz. Ataşehir buranın ismi. Adı. Siz burada yaşıyorsunuz. Evet, burada yaşıyoruz. 79 senesinde binamız yapıldı. Yani ben buraya geldiğimde 10 yaşındaydım, şu an 54 yaşındayım. Ve hala o zaman da imar sorunuz vardı. Şimdi de var. Şimdi de ve evet. bir fiil 7 senedir uğraşıyoruz. 7 senedir bize 6 ay. 6 ayda bitiyor, 6 ayda bitiyor denilen şey 7 senedir bir 6 ay olmadı. Bu 6 ay açılımı nasıl bir şey, ben onu merak ediyorum. Ve sürekli her değişen şeyde de bize hani verilen vaatler var. Mesela seçimlerde koskocaman yazılar var. Diyorlar ki müjde, Ataşehir'in imarı çözüldü. İçeren Köyü Mahallesi, Kayıştağ Mahallesi, İnönü Mahallesi imar çözüldü. Ve her seçim öncesi bunlar söyleniyor. Fakat ortada baktığımızda yine hiçbir şey yok. Hani bir amaç olmaları lazım, olması lazım. Bu amaç nedir? Halka açıkça söylesinler. Yani yok kardeşim, biz sizin ölümünüzü bekliyoruz. Demin benim dediğim gibi siz aslında birinci ağızdan bir muhatap evet. ve gerçeği duymak istiyorsunuz. Kesinlikle. Yani bize desinler ki biz artık sizlerle uğraşamayacağız. Bir depremde ölün gidin mi demek istiyorlar açıkça, ben onu merak ediyorum. Söz olabilir. Buyurun tabii, buyurun Miguel. Ben imar, siz de rica edeyim böyle. İmarı arıyorum. İmar bana diyor ki siz diyor gece kondu, şey toprağa kondunuz, geldiniz. Şimdi şey mi talep ediyorsunuz bizden, yardım. Ama belediye personeli mi size tabii, söylüyor? Tabii tabii, imar ardan konuştular. Ondan sonra dedim ki beyefendi biz orayı 79 yılında parayla aldık. Yani size şöyle bir anlamda haksız bir kazanç ulaşabiliriz. Ne istiyorsunuz diyor. Mu deniyor? Ne, ne istiyorsunuz diyor. Yani biz diyor işte orada eviniz var diyor. Biz diyor CHP'liyiz diyor. Yavaş yavaş yaparız diyor. Ben şok oldum. Çok üzüldüm. Yani bir de beni azarladı. Hırsız konumuna da bıraktı. Sanki onların toprağına çökmüş gibi. Ama bizim tapumuza her şeyimiz doğru. var. Başka bunu ne zaman yaşadınız siz? Buyurun. Ben ülkemde yaşadım. Buyurun. Şöyle alayım ben sizi. Buyurun. Yazık. Derenin içine ev yaparsan sen buna katlanacaksın. Aynen diyorlar. Öyle. Burası dere değildi. Hafriyatla doldurarak dere yaptılar burayı. Bura hafriyat deresi. Ama şöyle bir şey, derenin içine ev yaptınız ama siz bu evlerden denetim çevre vergisi ödüyorsunuz. Evet. Çöp vergisi ödüyorsunuz. Çevre vergisi ödüyorum. Evin vergisini ödüyorum. Ödenmemiş hiçbir şeyimiz yok. Buranın hafriyatını kendileri getirdiler. Bizi dere onlar yaptı. Biz derede oturmuyorduk. Düz alandı burası. Şimdi alt dere oldu buranın adı. Bu kadar söyleyeceğim. Bir an önce çözüme ulaştırılmasını istiyorum. Çerenköy'desiniz mi? Ben Çerenköy'den geliyorum. Çok da merkezi bir yerdeyim yani. Evet. Karakol Caddesi'ne yakınım. Fakat oturduğum ev 1+1. Hı hı. 3 tane evladım var. İkisi hasta. Ve ev başıma akıyor. Sıvalar düştü demirlere kadar. Nedir yani? Neden? Sebep nedir? Ataşehir Belediyesi'ni ben kendi evime davet ediyorum. Gelsin görsün benim yaşantımı. Bakalım biz yalan mı söylüyoruz? Bol keseden atıyor muyuz? Yani bakalım nasıl yaşanıyormuş bu hayat? Neden? Çünkü ben orada mülk sahibiyim. Ben kiraya çıksam 30-40 bin lira. Şöyle abi, benim eşim komşu. Başkanımız da içeren köyde sizin komşunuz. Onu davet edin evet, o zaman. Evet, ben davet ediyorum. Onursal başkanımızı davet ediyorum. Gelsin, özellikle gelsin bizim sokağımıza. Ben Ayşecik sokaktayım. Gelsin görsün bizim evimizi, odamızı, yaşadığımız hayatı. Ve bizim sokağımızda o kadar binalar var ki inanın ki toprağın üstünde duruyor. O kadar kötü yani. Gerçekten 1+1. 1+1 evde 5 kişi yaşıyorum. Ve 2 tane çocuğum da hasta. Sürekli yağmur yağdığı zaman oradan oraya leğen koyuyoruz. Resimleri de var telefonumda. Bu kimsenin kaderi olamaz, olmaması yani gerekiyor. Ataşehir gibi bir yerde değil kesinlikle mi? Kimsenin kaderi olmaması, olmamalı bu. Olmamalı. Gerçekten. Bunu geçmiş dönemde bir bahane vardı. Yani meclis çoğunluğu bizde değil bahanesi vardı. Ya da
Büyükşehir bizde değil bahanesi vardı. Şimdi onlar tamamen ortadan kalktı. Artık belediyeler de sizde, meclisler de sizde. Yani artık ve iş bitmiş. Biz de gittik. Ataşehir Belediyesi'ne gittik. Çünkü gerçekten zor durumdayız. Çok sıkıntı içindeyim. Ne diyorlar ben, size? Yani en kısa zamanda sorunuz çözülecek. İşte yılbaşına kalmadan gelinecek. Hallolacak. Yavaş yavaş taşınmalar dedi. Olacak. Ama niye olmuyor? Biz Temmuz ayından beri bekliyoruz mesela. Kasım bize ayına geldik. En son dediler Temmuz ayı demişlerdi. Evet. Maalesef şu anda hiç yani öyle bir şey yok. Son yalan, yaptığımız yalan görüşmede yani. Belediyede, Haydar Battal Bey'le yaptığımız görüşmede İnönü Mahallesi'ni belediyenin kendi imkanlarıyla yapacağını bize söylemişlerdi. Evet, bana da, ve evet. O zaman aldığımız tarih bize söylediklerinde Ekim'in başında İnönü'nün İşi bitecek. Bitecek. Artık tapular verilmeye size başlanacak bunu, denilmişti. Size bunu söylediyse biz iki hafta önce Sayın Başkan'la beraberdik. O zaman da çalışıyoruz demişti. Demek ki o başka bir şey. Yani o çalışmayla tarihte uyuşmadı. Şimdi bilgiler birbiriyle uyuşmuyor. Uyuşmuyor. Yani bize verilen bilgiler, halka verilen bilgiler birbiriyle uyuşmuyor, örtüşmüyor. İnsanların güvensizliği zaten bundan. Doğru. Sizin isminizi alabilir miyim? Şerife Hanım. Şimdi Şerife Hanım, Sayın Başkan'ın komşusu, mahalleden komşusu. Evet. Dolayısıyla seçmenisiniz. Yani şunu diyorsunuz değil mi? Nasıl seçim zamanı? İnanın ki bize dışarıdan gelen misafirler biliyor. Yani İçeren köy gibi merkezi bir yerde nasıl bir yaşantımız var? Bu evin hali ne? Ne yapıyorsunuz? Yapamıyoruz. Ne yapabiliriz ki? Çatısını yapamıyoruz. Evimizin yani sıvasını yapamıyoruz. Ama vergisini ödüyorsunuz. Evet, vergisini ödüyoruz. Vergilerimizi veriyoruz yani. Evet. Arsa tapumuz olarak görünüyor. Nerede? Burada mı oturuyorsun? Ben bu yandaki evim. Yanda. Birazdan onu da göster. Tam kameranın arkasındaki evde. Evet. Ben 84'te aldım burayı. Evet. O zamandan bu yana kendi evimde yani şu an kendim oturamıyorum. Neden diyeceksin? Neden diyeceksin? 2-3 sene, 10-15 sene önce şu üst yoldan oraya bir araba uçtu. Benim üstüme. Ben de bu korku oldu. Korku oldu. Sonra evim yandı. Korku olmaz mı? Düşünsene gece uyurken tepemizden. Yani tepemden oradan aşağı oraya araba uçuyor. Ben şimdi bu evde nasıl diyeyim? Ben kendim çıkmışım evimi bak harabe buyurun bakın. Bize yaptırmıyorlar da bunu o seneden bu seneye kadar yani 40 sene oldu ben buraya alalı. Vergisini veriyorum her sene. Artırıyorlar veriyoruz hiç istiraz etmiyoruz. Tamam. Fakat ama yani içinde oturamıyoruz. Bu tamam. Nasıl oluyor yani? Tamam. Ben bunu gelsin baksın başkanımı tamam. Kim belediye başkanımız da gelsin baksın buyurun. Burada oturabiliyorsa ben de oturayım. Evet. Haklısınız. Ben kira verip oturuyorum. Yani kendi evimde oturamıyorum. Evet. Evet. Sayın Başkan'la ben toplantımız oldu dışarıda. Bana dedi ki sizin oranın imarı yapıldı, bitti dedi. Aradan bir ay geçti. Ben imar bölümünü aradım. Hayır dedi. Sizin oranın imarı yapılmadı dedi. Ama dedim Sayın Başkanımız imza attım bitti diyor dedim. Ya dedi onun bilemeyeceğim ama dedi onun haberi yok dedi. Buralar hala peki, işte aynı. Bilgiler dedi. Böyle örtüşmeyince. Hiç, evet bilgiler. Başka konuşmak isteyen var mı? Bu konuyla ilgili konuşmak isteyen varsa biz yavaş yavaş. Buyurun. Ben de bu karşıdaki binada oturuyorum. Şöyle biraz alayım ben size. Evet. Ben buraya 30 yıl oldu gelin tamam. Olarak geldim. O zaman hani şeydi, daha önceden burada yapılmıştı, oturuyorduk. evimiz bayağı bir hani evimizi tadilat yaptırmamız gerektiği zaman çok çok su bastı evimi. Mesela tadilat falan yaptırmak istediğimizde hiçbir şekilde hani şey yapamadık. Sürekli imar sorunu olduğu için evimizi yenilemek istesek de yapamadık bu imar sorunu yüzünden. Yaptıramadık yani. Çünkü izin yok. İzin yok. Hiçbir şekilde. Hayır, doğru. Hiçbir şekilde. Doğru. Ben evimden çıkmak zorunda kaldım. Aynı az önceki komşumuz gibi. Biz de evimizden çıkmak zorunda kaldık. Çocuklar büyüdü artık yani. İmar sorunu çözülürse hani sürekli bu da oyalandığımız için. Hani neden bir an önce bu sorun çözülmüyor? Hani çok önemli bir sorun olmasına rağmen neden en göz sorun, ardı doğru. Ediliyor? Peki teşekkür ederim. İsmail Akçura ben. Çok az bir katılımla bir çalışma yürütüyorsunuz. Bu sizin gazetecilik yanınız. Fakat asıl mesele İnönü Mahallesi'ndeki mesele burayla sınırlı değil. Benim çağrım şu. Bir an önce Ataşehir Belediye Başkanı İnönü Mahallesi'ne çağrı yapıp bütün halka
neler olup bittiğini anlatması gerekiyor. İçerenköy'de doğru. Evet. Doğru. Bak yanda bir ses geldi. İç Erenköy'deki mahallenin de sorunlarını halkla paylaşsın. Doğru. Ve halk biraz bilsin. Doğru. Şu an burada yayın yapılan yerde herkes kişisel şeyler söylüyor. Bu doğru değil. Bu sorunu çözmez. Çünkü toplumsal bir mesele var burada. Evet. Halkın sorunları var, evet. Barınma sorunu var. Şu an bulunduğumuz alanda yaşama şartları olmayan binalar var. Yıkılmayla yüz yüze kalan binalar var. Doğru. Bu sorun bu yerel gazeteciliğinin yaptığı işle sınırlı olamaz. Bunlar görevini yapıyorlar. Bence bütün yapmasa belediye başkanı bizim yapacağımız bir şey var arkadaşlar. Bizim mahalleli olarak toplanıp Ataşehir Belediyesi'nin önüne hep birlikte gitmemiz gerekiyor. Evet. Eğer biz bunu yaparsak o zaman bizim ne olduğumuzu, gücümüzün ne olduğunu orada anlatırsak bir sonuç alırız. Söylemek istediğim budur. Dilerim belediye başkanı bizi çağırır. Dilerim belediye başkanı bizi mahalleliyi çağırır. Sorunlarımızı dinler. Çözüm önerilerini de ortaya koyar. 50 tane sesin çıkmasını da engellemiş olurlar. Beyefendi çok güzel bir kapanış yaptı. Biz görevimizi yapıyoruz. Biz eğer belediye önünde olursanız orada da oluruz. Bizim yaptığımız bu yayınlar bugüne kadar yaklaşık en düşük yayınımız 8-10 bin kişi birebir izliyor. Yani bir yayını siz izlediğinizde 4 kişiye söyleseniz 40 bin kişi yapar. Biz 2 ayda 150 bine yakın insana bu yayınlarla ulaştırdık. Tek görevimiz, ben kamu görevi yapıyorum. Deniz Bey de burada sadece bir STK olarak sadece buradaki sorunu gündeme getiriyor. Yayının başında bazı farklı gelişmeler oldu. Bizim bu yayını yapmamızla ilgili tekrar söylüyorum ve hanımefendiler davet etti. Bu yayınımıza Sayın Onursal Adıgüzel başta olmak üzere her türlü belediye yetkilisi gelebilir. Az önce beyefendinin konuştuğu gibi konuşabilir. Biz noktasına dokunmadan bunları yayınlayacağız. Son sözlerinizi alayım Deniz Bey. Kaliteli çünkü yaşamak istiyoruz. Başka bir şey. Evet, en güzel cümle vallahi de bu oldu. Evet. En doğal hakkınız. En doğal kaliteli hakkınız. Buyurun. Istiyorum. Yani burada aslında burada işin gerçek muhatabı insanların konuşmasının üzerinde bizim konuşmamız değil çok mi? Hak sahibi doğru değil. Esas doğru konuşacak kişiler burada yaşayan, burada yaşamaya mahkum bırakılan bu mahallelerdeki o insanlar. Onlara zaten dertlerini, sıkıntılarını artık birebir anlattılar. Beyefendinin belediyeye gidelim önerisi evet doğru, biz bunu bundan 2 ay önce düşündük ve organize de etmiştik. Daha sonra belediye bizimle bunu yapmadan önce bir konuşalım oturalım biz size anlatalım dediği için durdurduk. Ama tabii ki eğer anlatarak konuşarak şundan da sonra anlatarak konuşarak çözemiyorsak yapacağımız tabii ki belediye meclisine gitmek. Merhaba biz geldik artık demektir. Son noktası da budur. Gideceği yer gözüken yerde odur şu anda görünen. Çünkü hareket yok. Ama dediğim gibi yani herkes dertli ve sadece İnönü İçerenköy ile alakalı bir sorun da değil bu. Koca ilçenin yarısında imar sorunu var. Ve babadan, atadan gelmiş miras gibi. Nesilden nesile geliyor. Zaten artık çözülmek şu anda bu çözüldü dediyse bunun ihale süreci müteahhit bulacaksınız, anlaşacaksınız, itiraz olmayacak, herkes memnun kalacak, o binalar yapılacak. Bakın, en az 2-3 sene sürecek. Bugün, doğru. Bugün bu 18'lik ihaleleri çıksalar, bugün bitse bunun müteahhit görüşmeleri, inşaat süreci başlaması bitmesi 4-5 yıl. Şimdi deprem yarın olabilir, her an olabilir. Bugün bitse ihale 5 yıl bir inşaat sürecinden bahsediyoruz. Doğru, doğru. Daha yani buna beklenebilecek bir şey yok. Bu yan mahallede şurada köşede bir park yapılmasını beklemiyor insanlar. Bu aciliyeti olan bir konu, yaşam konusu. Doğru. Siz evde oturup bir televizyona İnanın benim gece gözüme uyku girmiyor diyemezsiniz bu konuyla alakalı. Eğer başlamışsanız işe, süreci başlatmışsanız, ihaleler başlamışsa, yani çalışıyorsanız kalkar dersiniz ki gözüme uyku girmiyor. Ama şu anda ortada hiçbir şey yokken gözüme uyku girmiyor derseniz insanlar size alay mı ediyorsun bizim? O zaman derler. Biz buradan son bir kez tabii buyurun lütfen, lütfen. Ben belediye aradığım zaman diyor ki bir dahaki ay ara diyor. Ben bir dahaki ay aradığım zaman da diyor ki mesela Temmuz ayında çıkacak diyor. Ondan sonra Kasım ayı geliyor. Diyor ki Kasım'da diyor Temmuz'da. Kasım ayında arıyorum. Mart bu sefer de Mart'ta diyor şimdi. Ben de dedim ki Mart ayında ne yalan söyleyeceksiniz merak ediyorum dediğim şimdi, zaman. Şimdi Mart mı dediler size? Evet Mart dedi bana. Gelecek geçen hafta Mart söyledi. Hayır. Bunu.
Öyle mi? Bakın Cenab-ı işte her yerde bilgi ben farklı. Ben kendimizi değersiz her hissediyorum. Yani. Değersiz. Herkese bilgi şimdi farklı. Şimdi o zaman vermiyorlar buradan yani. Net bir iletişim ve gazeteci olarak şunu söyleyeyim Sayın Başkan'a. İletişimle ilgili ciddi sorun var. Biz bu kadar değersiz olamayız yani. Biz de insanız. Yaşadığımız yeri gelsin görsün diyorum çalışana. Diyor ki çalışmalar devam ediyor zaten. Sık sık aramıza gerek yok. Böyle bir şey olur mu? Benim iki tane çocuğum kirada. Niye benim çocuklarım dünyanın kirasını versin benim yerim varken? Doğru. Bu kadar mağdurluk olamaz yani. Aynen öyle. Ben burada bizim... Buyurun bir şey söyleyeyim. Buyurun lütfen kapatmadan önce son... Konuşmak isteyen herkese biz açıyoruz. Buyurun. Buyurun. Bildiğim hep özellikle bu sürece katkı sunanlara teşekkür ediyoruz. Ayrıca biz Sayın Onursal adı güzel başkanımız bir siyasi bir belediye başkanı olarak görmüyoruz. Çünkü onun şahsımızda bir ayrıcalığı var İnönü Mahallesi olarak. Evet. Niye? O kişi Yüce Meclis'te kürsüden yemin etmiş, and etmiş bir isim olarak ona sonsuza kadar güveniyoruz. Tamam. Ayrıca İnönü Mahallesi'nin 14 adaya bölündüğünü, bunun 8'ini belediye kendi imkanlarıyla yaptığını, 6'sının da çalışmaların devam ettiğini biliyoruz. Şu anda Ataşehir Belediyesi'nde bir çalışmanın olduğunu biliyoruz. Hı hı. Sadece arzu ettiğimiz bu sürecin biraz daha hızlanmasını arzu ediyoruz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bizi burada konuk eden başta Müge Hanım bize çok organizasyonda yardımcı oldu. Tekrar ve son kez söylüyorum. Ben bir kamu görevlisi olarak sizin sesinizi duyurmak için buraya geldik. Gördüğünüz gibi konuşmak isteyen herkes konuştu. Ben Deniz Bey'den son cümleleri alacağım. Ve bu konunun takipçisi olmaya devam edeceğimizi, çünkü Ataşehir'de yaşayan bir gazeteci ve vatandaş olarak buranın en büyük sorunu imardır. Ben de görevimi yapıyorum. Son sözünüzü almak istiyorum Deniz Bey. Yani bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Bu bırakılacak, arkaya atılacak bir konu değil. Ben bugün selam verdiğim, merhaba dediğim insanların yarın cenazesine gitmek istemiyorum. Bu kadar basit. İstemiyorum. Sokakta gördüğüm, merhaba dediğim insanların yarın cenazesine gitmek istemiyorum. O yüzden de bu işi bir an önce ivedilikle hızlı bir şekilde belediyenin çözmesini bekliyoruz. Bu konuyu konuşmaya da devam edeceğiz. Peki. Davetimizdir. Bizim değil Sayın Başkan, seçmenlerinizin hatta mahalle komşularınızın davetidir. Bir sonraki yayında biz gelelim Ataşehir Belediyesi'nin önüne. Siz lütfen aşağı inin, hepimiz yukarı çıkamayabiliriz. Sizler de gelin. Başkan bize orada buyursun, katılsın. Çok doğal bir şekilde seçmeyle beraber bu soruna dile gitsin. Evet, süper. Bizim tek isteğimiz budur. Tamam. Çok teşekkür ederim efendim.